Tarih 9 Eylül 2009. Yer Halkalı İkitelli İstanbul. Olay sel felaketi. Sonuç 31 ölü 9 kayıp. İstanbul. Tarihi, kültürü, doğası, nüfusu, trafiği, sorunları ve geleceğiyle dünyanın en büyük şehirlerinden biri. Bu şehir 17 Ağustos 1999 depreminden sonra olası bir İstanbul depremi için teyakkuzda. Ancak bir gün hiç hesapta olmayan bir sabaha uyandı İstanbul. 9 Eylül 2009 tarihinde hiç kimse olacakları tahmin edemezdi. Gece çok yağmur yağmıştı. Sabah işe gidenler gördüklerine inanamadı. Sel felaketi Halkalı, Güneşli ve İkitelli'yi adeta göle çevirmişti. Bir ölüm kalım mücadelesi yaşanıyordu sanki İstanbul'un ortasında. Romanya'nın Macaristan sınırında bir şehirdeydim. Akşam saat 9.21 gibi. Aracı boşalttıktan sonra hiç uyumadan geldim. Hamza Beyli kapısından giriş yaparken Silivri'de sel olduğunu, yolların kapalı olduğunu söylediler. Sele maruz kalmak değil, yani derenin yarısına kadar suyun geldiğini ayamamanın görmedik. Ya da en azından ben görmedim, duymadım. 9.9.2009'daki sel felaketinde o gece saat 4.30-5 sıralarında tabii yağmurun çok şiddetli yağdığını görünce tedbir amacıyla işçilerimi aradım. Durumu sordum. Onlar da derenin tam full olduğunu, dolu gittiğini ama garaja su girmediğini söylediler. Yine de tedbir amaçlı eğer tırlarda yatan varsa hepsini kaldırın. İşte esnaflar vardı orada yatan, gurbetçiler falan vardı. Onları kaldırın, işte elektriği kesin, tüm bekçilerimi aradım, talimatları verdim. Yağmur yağıyor, patronumuz bize Mustafa Kale telefon etti. Dedi ki yağmur yağıyor fazla, kulübenizden mümkün olduğu kadar çıkmayın diye söylemişti bize. Bu arada yemeği yedikten sonra ben kulübeden dışarı çıktığımda buraya kadar, dizlerime kadar suya battığımı gördüm. Yani tahmin etmedim ben bu kadar. Garajın içini su bastığını. Bu arada şaşırdım tabii. Hemen yağmurluğu giyip dışarı çıktım. Başladım orada feryada. Kaldırabildim, tırcılara vuruyorum. Var mı yok mu? Belki yok ama yine de tırcılara, yamlarına vuruyorum. Ayamama Deresi taşmış, tır garajının olduğu park birkaç dakika içinde sel sularıyla dolmuştu. Sel çok güçlü bir akıntıyla önüne gelen her şeyi sürüklüyordu. Araçlarında uyuyan şoförler ne olduğunu anlayamadan akıntının içinde buldular kendilerini. Yaşanan şeyler bir kabus gibiydi. Yağmur çok hızlandı. Çok hızlandı ama biz 11 senedir aynı garaja park ediyorduk. Radyodan ve televizyonlardan uyarı olmuş sel tehlikesi olabilir gibilerinden ama ben duymadım. Aşağıdan bir gümbürtü olmaya başladı. Tak 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 bir şey vuruyor. Uyandım, deprem oluyor zannettim. Bayağı bir şiddet var. Yani o hem ses hem gürültü var. Yataktan beri yarı benime kadar doğrulduğumda arabanın ön camından suların döndüğünü gördüm. Fokurdadığını gördüm. Bekçilerle birbirimizi göremez olduk. Bir de baktım ki benim kendi kangom, kendi aracım ilk önce o kalktı gidiyor zaten. Bu dedim benim arabam ya. Bu benim aracım dedim, nasıl olur yani. Yukarı garajdan bir araba geliyor, farları yanıyor, korna çalıyor. Şoför içeride imdat diye bağırıyor. Kontrolde değil, suyun üstünde böyle kibrit çöpü gibi dönerek geliyor. Az ileride bir şey vardı, kargo şirketi. Onun bekçisini gördüm. Fiver bekçi kulübesiyle yuvarlana yuvarlana ölümden geçiyor.
Garajın diğer kısmındaki tırların üstünde insanların haykırışları var. Kurtarın bizi. Dorsedenin üzerine çıkmışlar. Ağlaya ağlaya, yani anlatamıyorum ya. Ağlaya ağlaya kaçtım o kumların arkasına. Gelen su öyle büyük geldi ki saat 5'ten sonra gözlerine inanamazsın. Yani sanki Sakarya Nehri gibi. Öyle bir şiddetli ki metreler boyu artık gelmeye başladı o su. Yani yağmur suyu mu diyeyim, onun nasıl oldu, nasıl geldi bir yerden. Yani normal yavarak taşan dere bu sefer yukarıdan çok büyük geldi. Ancak günün ağarmasıyla bu dehşet verici tablo tam anlamıyla anlaşılacaktı. Sel sularının sürükleyip getirdiği cesetler İstanbul'un orta yerinde insanların şaşkın bakışları içerisinde öylece duruyordu. Kimlikleri daha sonra belirlenecek olan bu kişiler göz göre göre hayatlarını kaybetmişlerdi. İstanbul'da insan hayatı bu kadar mı ucuzdu? Peki işin sorumlusu kimdi? Doğal afet mi yoksa yeterince önlem almamış olan yetkililer mi? Elimizden geleni çok fazlasıyla yaptık ama yapamıyorsun, çaresizsin. Yani gücün yok. O sele karşı gücün yok, çaresizsin. Ancak çırpılmakta ağrıyorsun. Yani tek kelimeyle her şeyin bittiği an çaresizlik ve her şeyin bittiği an doğa. Cesetlerin çıkartılmasında şey oldu, yardımcı oldular. Hepsi bir ara dizildi. Adedi de kesin bir şey diyemeyeceğim, bilemiyorum ama işte o geldiler, orada yetkililer aldılar, baktılar, hastaneye götürdüler. Ama ben bir ara baktığımda böyle uzaktan 7-8 tane vardı. Hepsi torbalanmıştı. Son yılların en fazla yağışını alan bölge sel sularıyla basın ekspres yolunu adeta nehre dönüştürdü. Ve binlerce otomobil saatlerin çok erken olmasından dolayı bu faciadan kıl payıyla kurtuldu. Peki ya sel baskını trafiğin en yoğun saatlerinde olsaydı sonuç ne olurdu? 1,5 saat sonra veya 1 saat sonra olsaydı normal vatandaş yola çıkacaktı, işe gidenler, servis araçları çoğalacaktı, trafik çoğalacaktı. O basın ekspres yolundaki seyreden araçların hepsi ve insanlar kurtulamayacaktı. Bizim tır parkının olduğu yer bir baraj görevini gördü. Eğer bizim tır garajı olmasaydı orada, baraj yani suyu tutmamış olsaydı, basın ekspres tarafı, zaten o taraftaydık biz basın ekspres tarafından, bizden taşan fazla su, yani setten aşan fazla su basın ekspres yolunda bir halk otobüsünün üzerine kadar yükseldi. Eğer orada o set oluşmasaydı, yani bizden sonra olan Halkalı olsun, belki havalimanına tabi çıkmazdı ama Şirinevler tarafı falan olduğu gibi su basardı. Saatler ilerledikçe başka bölgelerden de acı haberler gelmeye başladı. Sel baskını önüne geleni tarumar etmişti. Bu defaki haber bir tekstil fabrikasının servis aracından geldi. 8 tekstil işçisi kadın, fabrikaya ait bir araç içinde mahsur kalarak feci şekilde boğuldu. Aracın kapısı kilitli olduğu için göz göre göre ölmüşlerdi. O dönemde sel felaketinin sebeplerinden biri olarak çarpıcı bir iddia basına yansıdı. Bu iddiaya göre bu faciaya askeriyedeki eğitim göletinin taşması neden oldu. Daha sonra bu iddia dava dosyalarına da yansıdı. Tabii bu yağmurun yağmasından kaynaklanan bir sel değil bu. Kesinlikle ben buna karşıyım ve 2009'da da yaptığım açıklamalarda söyledim. Tabi bu da askeri bölgede bulunan göletin normal şartlardan daha fazla toprak doldurularak, birileri tarafından doldurularak yükseltilmesi ve su hacminin çok olması ve patlaması neticesiyle bu sel oluştu. Bir yandan derin taşması var.
Bir yandan askeri göletin patlaması var. Bir yandan üçüncü planda da giderin ufak oluşu var. Üç tır oradan karşılığı gelip geçer birbirine değmeden. Öyle giderler yaptılar. Demek ki bu iş giderde sorun vardı ki o giderildi. Bu felaketin ardından yağmalamalar da yaşandı. İstanbul iki sınavdan da geçemedi, sınıfta kaldı. Tedbirsizlik sonucu yaşanan ölümlere bölgedeki hırsızlıklar ve yağmalamalar da eklendi. Depremini bekleyen İstanbul, kendi eliyle yarattığı bir felakete teslim oldu. Peki bu sel felaketinin sonucunda ne oldu? Tekstil firmasına ait araçta boğularak ölen 8 tekstil işçisiyle ilgili davada tekstil işletmesinin sahibi Mehmet Cevdet Karahasanoğlu ve idare müdürü Ferit Göncü yargılanıyor. Tır garajı işletmecisi Mustafa Kale ve ortağı hakkındaki dava ise karar aşamasında. Ve bilanço. 31 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi kayıp.